Gidici değil mi? İnşallah inşallah. Fırat olursa i̇nşallah. Çıktı bize. Ben de selam söylerim. Aynen selam tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayağımda sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah daim ölmeye şifa şifa inşallah tamam. Daim ölmeye çabalamadım hiç. Sıcak mı oldu? Sıcak mı oldu? Su içeceksen verim. Su içeceksen, dilin damağın kuruduysa. Evet. Verir mi? Yok, ver. Hı. Hı. Yok, yok. Hayır, hayır. Seni bilmiyorum. Hadi bakalım. Sağlıklı, mutlu yaşların olsun inşallah. Ya inşallah, inşallah. Teşekkür ederiz, tamam. Babaannem 111 yaşında. 20 yıl öncesinde beyin kanaması geçirdi, yoğun bakıma yattı. Tekrar şifayla taburcu oldu. Yaklaşık 5 yıl önce perde takarken kalçasını kırdı, sandalyeden düşüp. Onda da yoğun bakıma yatırdık, ameliyat oldu, şifayla taburcu oldu. Geçen yıl 2023 depremine 5 saat enkaz altında kaldı. Onda da şifayla taburcu oldu. Şimdi de nefes darlığı, KOAH hastalığıyla yoğun bakıma yatırdı. Allah'a şükür onda da taburcu ediyoruz. Feleğin çemberinden geçtik. İnşallah nice şifalı güzel günlerde beraber yaşarız. İnşallah. Allah'ım böyle bir babaannemiz olduğu için şükrediyoruz. Çalıyorlar. Sağ ol teyzem benim. Hocam bize de fotoğraf çekin. Geçmiş olsun. Çok mutluyuz. Bu yaşlarda geçirilen zatürre hastalığı hastaları çok olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak hastamız tedavimize çok güzel yanıt verdi. Onu sağlıkla hastanemizden taburcu ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. Hatice teyzemiz 1913 doğumlu. Ateşli tireme, solunum sıkıntısı şikayetleriyle devlet hastanesine bize sevkli olarak geldi. Yoğun bakıma yatırdık. Yoğun bakım tedavisinden sonra hasta stabilleştikten sonra önce CPAP'la tedavi ediyorduk. Daha sonra nazal oksijenle yeterli olduğunu kanaat getirdikten sonra servisle tedavisine devam etmeyi planladık. Şu anda genel durumu orta stabil. Tabi bu tür yaşlı hastalar pnömoni, özellikle 65 yaş üzeri, bunlar kırılgan ve tedavi edilmedi takdirde hayati risk teşkil eden hastalıklardır. Bulaşabilen bir hastalık. Dolayısıyla yoğun bakımda tedavi tamamladıktan sonra servise de bir süre takip edip inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz.